Sayın Ünal Demirtaş. Buyurunuz Sayın Demirtaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, kötü yönetim nedeniyle ekonomik buhran derinleşerek devam ediyor ve COVID-19 salgını da tsunami'ye dönüşmüş durumda. Ancak hem ekonomik buhran hem de COVID-19 salgının tüm yükünü işçiler, emekliler, işsizler, kayıt dışı çalışanlar, esnaflar ödemeye devam ediyor. Sayın Erdoğan geçenlerde gerekirse acı reçete uygulamaktan kaçınmayacağız dedi. Çok şaşırdım. Kendisi ve yandaşları sarayda yaşadıkları için sanırım gerçek hayattan haberleri yok. Bakın, şu anda 10 milyon 250 bin işsizimiz var. Cumhuriyet tarihi rekoru. 5 milyon kişi insanlık dışı koşullarda kayıt dışı çalışıyor. 7 milyon kişi asgari ücretli ve açlık sınırının altında 310 euro ile Avrupa'nın en düşük ikinci asgari ücretini alıyor. 10 milyon emekli ise asgari ücretin altında, açlık sınırının altında geçinmeye çalışıyor. Pandemi nedeniyle işten çıkarma yasağı var ama 1 milyon kişi aylık 1549 liraya kısa çalışma ödeneği alıyor. 2 milyon kişi ise 1168 lirayla nakdi ücret desteği alıyor. Yani 3 milyon kişiye aylardır sadaka gibi bir ücret veriliyor. Kim geçinebilir bu sadakayla? Millet bırakın acı ilaç içmeyi, şu anda zehir içiyor, zehir. Daha ne içireceksiniz bu vatandaşlarımızı, anlamış değilim. Değerli milletvekilleri, COVID-19 salgını tsunami'ye dönüştüğü bu günlerde ekonominin çarkları dönsün diyerek işçilerin canları içe sayılmaktadır. İş yerleri açık ve işçiler çalışıyor. Ama salgında denetim ve teftişler artırmanız gerekirken siz ne yapıyorsunuz? Sayın Bakan, Ankara Teftiş Grup Başkanlığı'nda görev yapan 380 iş müfettişini bakanlıktan kapı dışarı ettiniz ve evlerine gönderdiniz. 2,5 yıl önce yapılan iş müfettişliği sınavını, sonuçlarını hala açıklamadınız. Ve 50'den fazla iş müfettişinin atamasını ise hala yapmadınız. İşte bu nedenlerle ülkemizde iş cinayetleri artarak devam etmektedir. Bu yıl Kasım ayı itibariyle maalesef 2032 işçimizi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş durumda. 2013 yılından beri görülen en yüksek rakam bu rakamdır. Değerli milletvekilleri, işçiler iş yerlerinde mesafe, maske ve hijyen kurallarının içe sayıldığı ortamlarda saatlerce çalışmak zorundalar. Bu sebeple COVID-19'a yakalanan 368 işçi yaşamını yitirdi. Peki bu işçilerin aileleri ne yasal haklar veriliyor mu? Maalesef bu işçiler için COVID-19 hala iş kazası sayılmıyor. Ailelerin hakları verilmemektedir. Bu yanlış Sayın Bakan. İşçilerin ailelerine mahkeme kapılarında süründürme hakkınız yok. Ya Sosyal Güvenlik Kurumu tebliğini değiştirin, ya da bizim verdiğimiz kanun tekliflerini kabul edin Sayın Bakan. COVID-19'u işçiler için iş kazası sayalım. Değerli milletvekilleri, COVID-19 salgını ülkemizde kötü yönetiliyor ve insanlarımız ölmeye devam ediyor. Bugün itibariyle 1 milyon 100 binin üzerinde sağlık çalışanımız var ve bu sağlık çalışanlarımız bu mücadelenin kahramanıdırlar. Hepimiz onlara minnet ve vefa borçluyuz. Sağlık çalışanları COVID-19'da en riskli grubun başında gelmektedirler. Diğer insanlara göre 14 kat daha fazla etkilenmektedirler. Ancak salgına karşı maalesef savunmasız bırakılmışlardır. Kötü salgın yönetiminin faturasını sağlık çalışanlarını hayatlarını kaybederek ödemektedirler. Bakın, bugün itibariyle 86'sı doktor olmak üzere 229 sağlık çalışanı, bakın burada fotoğraflarda gördüğümüz 229 sağlık çalışanı yaşamını yitirmiş durumda. Evet, %5'i de %5 sağlık çalışanında mal olmuş durumda. COVID-19'a karşı mücadele ederken yaşamını yitiren
bütün sağlık çalışanlarımıza burada bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum ve onları saygıyla anıyorum. Değerli milletvekilleri, kanun teklifi verdik ve her türlü desteği veriyoruz dedik. Ancak COVID-19 hala meslek hastalığı kabul edilmedi. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu düzenleme çıkarsa memnun olurum dedi. Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, komisyondakiler arasında mutabakat var dedi. Bir dakika daha süre verir misin veya iki dakika? Evet, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Levent Bey dinlerseniz memnun olurum. Sayın Bahçeli diyor ki bakın COVID-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın teminatını da kararlılıkla veriyoruz dedi. Yani bu konuda iktidar ve muhalefet arasında aslında tam bir mutabakat var. Ancak bunu istemeyen maalesef bu salonda bir kişi var. O da kim? Çalışma Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk. Sayın Bakan, bakın bugün itibariyle 229 sağlık çalışanı yaşamını yitirmiş durumda. Buna rağmen siz hala neyi bekliyorsunuz? Bunun için daha kaç sağlık çalışanın ölmesi gerekiyor? Eğer sizi engelleyen birisi varsa bize söyleyin, biz de size yardımcı olalım. Sayın Bakan, yoksa siz de bizim eski Zonguldak valimiz gibi sağlık çalışanlarını yük olarak mı görüyorsunuz? Eğer yük olarak görüyorsanız biz onlara diyoruz ki size sağlık çalışanlarını yük olarak görmeyin. Bu konudaki birinci derecede sorumluluk sizin. Bir dakika son. Selamlar. Toparlamak için efendim, bitirmek üzereyim. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda tam bir mutabakat varken eğer bu iş hala çözülmüyorsa bu sizin yüzünüzden çözülmüyor Sayın Bakan. Bu işin vebali sizin üzerinize kalır. Eğer bu iş genelgeyle çözülecekse buyurun çözün. Elinizden tutan yok. Ama kanunla çözülecekse bakın tüm Türkiye'deki siyasi partilerin tamamı bu konuda mutabakat halinde, biz de bunu size yardımcı olalım. Değerli milletvekilleri, hepimizin yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına ve geride bıraktıkları ailelerine vefa borcumuz var. Kanseri yenen ama COVID-19'a yenilen hemşire Yasemin Çolak'a ve onun çocuğuna bizim vefa borcumuz var. Yeni doğan çocuğunu bir kez daha bile kucağına alamadan COVID-19'unda hayattan kopardı. Hemşire Dilek Akçebelen'e vefa borcumuz var. Evet. COVID-19 nedeniyle ölmeden önce son mesajında kızlarım küçük sahip çıkar.